Arkadaşlar merhaba. Derslere yine uzun bir ara verdik. Yani hayat öyle bir akışkan hale gelmeye başladı ki bu sadece eminim benim için geçerli değil. Evde oturan insanlar için de aynı şeyleri duyuyoruz. Zaman bir türlü hiçbir şeye yetmiyor. Ne zaman sabah oldu, ne zaman akşam oldu. Haberimiz yok. Çok çabuk akıp gidiyor. Hakikaten eskiden nasıl yaşardık? Birçok şeye nasıl yetişirdik? Komşuluklar vardı, gezmeler vardı, tozmalar vardı, günler vardı, kadın günleri vardı. Bunlara zaman yetirirdik. Ne bileyim yaşardık işte dolu dolu ama artık öyle değil maalesef. Hiçbir şeye kolay kolay yetişemiyoruz. Koşturuyoruz ama yetişemiyoruz. Ne kendimize, ne içimize, ne çevremize. Yani bu zaman akıp gidiyor ve yani bakıyoruz bomboş, kefe bomboş bu şekilde. Biz de hayatı bir ucundan tutmuş sürükleyip götürüyoruz. Yani o mu bizi sürüklüyor, biz mi onu sürüklüyor bilemiyorum artık. Ya da nereye gidiyoruz, bu gidiş nereye? Sonunda belli olur herhalde. Ya da düşünmemek işte. Düşünmeden yürümek. Sabah uyanmak. İşte kahvaltını yapmak. Gün ne getirirse. Önemli olan ya da güzel olan bu diyelim. Yani başka türlü. Zaten hiçbir şey olması gerektiği gibi değil. Hiçbir şey artık yerinde değil. Yani lafı nereye getireceğim ama. Ne bileyim işte ne çocuk çocuk gibi, ne anne anne gibi, ne baba baba gibi, ne kadın kadın gibi, ne erkek erkek gibi. Yani hal böyle olunca her şey karman çorman bir halde. Yani yeni düzen, yeni dünya düzeni dedikleri bu herhalde. Biz de bu akışa kapılmış gidiyoruz. Bu yüzden ben de böyle koşturmalarım esnasında hiçbir şeye yetişemiyorum. Birkaç işe bölünmüş olmanın sonucu da bunlar. Yani isteyerek ve tercihle mi? Ya hayat da işte benim buralara sürükleyip getiriyor. Yani oturup tercih etmiş olsaydım, evet işaret dilini kesinlikle yine tercih ederdim. Çünkü dediğim gibi her videoda bahsetmeye çalıştığım gibi bir insana faydalı olmak. O kadar güzel bir şey ki zaten insan niye yaşar ki? Niye yaşıyoruz? Ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani bir evde olsun, bir arabada olsun, bir şeyde olsun, 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 olsun. Bunun sonu yok. Ve sonunda da bunları götürebileceğimiz bir yer yok. Yani bu dünyaya yaptığımız yatırımlar yine bu dünyada kalıyor. Ama biz yokuz. Biz olmayacağız. Peki neden yani? Neden bu koşuşturma? Neden bu yarış? Yani aradaki uçurum insanların arasındaki gittikçe belirginleşmeye başlıyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. Bu da bizi neye sürüklüyor? Bir dünya telaşına sürüklüyor. Biz o girdabın içinden bir türlü çıkamıyoruz. Ne kendimize bakabiliyoruz, ne çevremize ilgilenebiliyoruz. Ne annemize, ne babamıza, ne çocuğumuza. Gerektiği gibi hiçbir şeye yetişemiyoruz. Yani kendine yetişemeyen insan bir başkasına da doğal olarak yetişemiyor. Neyse konuyu fazla uzatmadan bugün vakit bulduğumda bugünkü dersimizi ve kelimelerimizi vermeye geçelim isterseniz. Buyurun. At the desk.
Dancing, 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 d
Teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.